Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşiran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal el hedaya lil ümera gulul sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El hedaya lil ümera gulul. İdarecilere verilen hediyeler hıyanettir. Haramdır. Hedaya, hediye kelimesinin çoğuludur. Atiye, sevdiğin kimseye verdiğin karşılıksız şeye denir. Tehadi, hediyeleşmek demektir. Birisinin diğerine, bazılarının diğerlerine hediye vermelerine denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tehadu tehabbu. Birbirlerinize hediye veriniz, hediyeleşiniz, sevişirsiniz. Kalpleriniz birbirini sever buyurmuşlardır. Hediye vermek sünnettir. Nimet anlamına gelir, yol anlamına gelir, cihet, gidiş anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de hedi kelimesi bir başka anlamda geçer. Hatta يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ. Hedi mahalline varıncaya kadar İhram'dan çıkmasın. Şimdi hac, İslam'ın 5 şartından birisi. Hacı giderken yanında kurbanını götürebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmış. Böyle yapanlar da halen var. Ama tabii uçağla kurban gitmez, hayvan taşınmaz. Karayolu ile gidişlerde hacı keseceği kurbanı yanında götürür. Hac 3 kısım, hac-ı ifrat, onda kurban yok. Ömre de yok. Hac-ı temettu, farz olan hac var, ömre var. Arasında ihramsız geçen bir rahatlık dönemi var. Bunlar kurban keserler. Şükür kurbanı, haccın kurbanını keserler. Bir de haccı kıran var. İhrama girdikten sonra farz olan hac ve ihramdan çıkmadan ömre yapılır. Buna da haccı kıran denir. Buna da kurban kesilir. Haccın kurbanını memleketinden götüren adam eğer temettü hac yapacaksa, hani ömrü yaptıktan sonra ihramdan çıkılır, farz olan hac gününe kadar serbest olunur demiştik. Bu
kurbanını memleketinden götüren adam ihramdan çıkamaz. İşte onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle hedi denir ona. Kurbanını yanına almış, haccın sonunda kesecek. Bu yanında götürüyor. Giderken diyelim ki gidemedi. Yasaklandı. Harp çıktı. Şu veya bu sebeple haccını, yolunu tamamlayamadı. Geri dönmek zorunda. Ha, bu adam ihramından yanında taşıdığı haccın kurbanı harem bölgesine varıncaya kadar çıkamaz. Oraya varıp kesildikten sonra kurban kesilir, çıkılabilir ihramdan. Yani ihram öyle bir kisve. Üstte beyaz bir peştemal, altta beyaz bir peştemal ama niyet ederek, hacca niyet ederek giydiniz mi helal olan, mübah olan şeyleri haram kılar. Mesela koku sürünmek sünnettir ama ihramdayken koku sürünmez. Eşiyle ilişkide bulunmak emirdir, gereklidir ama ihramlıyken yasaktır. İşte böyle helal olan şeyleri, mubah olan şeyleri haram kılan bir elbise ihram. Bu ihrama girdiniz mi rastgele çıkılmaz. Girerken niyet etmeniz lazım. İki rekat ihram namazı kılmanız lazım. Lebbek çekmeniz lazım. Böyle girilir, merasimle girilir. Çıkarken de usulüne göre ömre için girmişseniz ömreyi bitirince çıkarsınız. Hac için girmişseniz hacı ifrat giydikten ta hac bitene kadar çıkılmaz. Haccı temettüye girmişseniz önce ömre, ömre bitince çıkılır. Haccı kırana girmişseniz hiç çıkamazsınız. Yani bu bir elbise, bana kim karışır diyemezsiniz. Bu bir ibadettir. İbadetin kurallarını da Allah koymuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'de yolda kalmış, hacca giderken yolda kalmış, hedi kurbanını yanına almış, haccın kurbanını yanına almış, buna hedi denir. Mahalline ulaşmadan adam ihramından çıkamaz. Bağdat'ta kaldı mesela. İhramdan çıkması için o hedi kurbanının harem bölgesinde kesilmesi lazım. Veya başka yerde kaldı. O kesildi. Haberini duymadan ihramdan çıkmaz. Çıkması suç olur. Evet, orada hedi kurbanlık, haç kurbanı anlamına gelir. Hedi yol anlamına gelir. Hüda, hüda da hirşat, hidayet, doğru, dost doğru yol ve birisine yol göstermek anlamına gelir. Bizimki hediye. Hediyenin çoğulu. Türkçemizde de hediye kullanılıyor. Hedaya, hediyeler. Lil ümerai gulûn. Devlet adamlarına, başta en büyük idareci, cumhurbaşkanı, padişah, halife, kim olursa adı neyse, buna ve onun yetki verdiği kimseler, yani memurlar, müdürler, bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler, müdürler, memurlar, ta aşağıya kadar bunun yetki verdiği kimselere hediye vermek gulüldür. Düşmanla savaşmışsınız, düşmanı yenmişsiniz, esir etmişsiniz. Düşmandan kalan mal mülk, bunları almak bizim ümmetimize, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in inanmış olanlara helaldir, ganimettir bunlar. Bunu ülül emr kumandan taksim eder savaşa katılanlara. Bunu taksim etmeden evvel bu ganimeti kim ele geçirirse onu alamaz, yiyemez, kullanamaz. Kullanırsa buna gulül denir. Gulül denir, hainlik denir, hıyanet denir, zulümdür, haramdır. İşte devletin başına geçmiş olan insanların, Müslümanların işlerini deruhte etmiş olan kimseler de hediye alamazlar. Tam en baştan en küçüğüne kadar idarecilere hediye vermek haramdır, zulümdür, hıyanettir,
Evet, şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh na birisi gelmiş, deve hediye etmiş. Cüzür denir deve, kesilecek deve. Öyle güzel, etli, yağlı deve hediye etmiş. Hazreti Ömer'i çok seviyor. Onun için bu benim sana hediyem demiş. Sonra bir müddet sonra insan olarak başka kişilerle ilişkilerinde davacı davalı olmuşlar. Aralarında problem olmuş. Hazreti Ömer de kadı, devletin başında problemi çözen kimse. Evet, en büyük kadı o. Ondan sonra onun yetki verdiği kadılar, yani hakimler. İşte ona gelmiş adam, o deve hediye eden adam. Ya emir el mu'minin, akdili kadaen faslen kema yapsul fahz milel cüzur. Ey müminlerin emiri, aramızda öyle bir hükümle hüküm ver ki, aramızı öyle ayır ki, devenin etini kemiğinden ayırdın ya, öyle ayır demiş. Yani ona deve hediye ettiğini hatırlatmış Hazreti Ömer'e adam. Hazreti Ömer dizini vurmuş. Hani pişmanlık, yaptığı işe, kötü davranışa pişman olunca insan dizini döver diyorlar ya, dizini dövmüş ve Allahu Ekber, Allahu Ekber demiş. Bu işe bak yani. Üktübü ilel afak, hedayel ummal gulul. Bütün her tarafa, memaliki, İslamiye, İslam memleketlerine, Müslümanlıkla şeref bulmuş, İslam devleti sınırları içinde olan her yere yazılar yazınız. Memurlara hediye zulümdür, yasaktır, haramdır buyurmuş. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne dedi? Emirlere hediye gulüldür. Hazreti Ömer de hediye almış. Sonra da her tarafa yazın demiş. Memurlara hediye yasaktır. Kendi almış ama sonra olay bu başına gelmiş. Buhari'de de hadis-i şerif var. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâ bi tuâmin se'ele anhu hediyetun em sadaka. Kendisine bir şey ikram edildiği zaman bu zekat mı, hediye mi diye sorarmış. Çünkü zekat almak peygamberimize ve ailesine haram. Onlar sadaka alamaz. Onlar temiz insanlar. Efendimizin ailesi, sülalesi temiz insanlar. Sadaka ise, zekat ise malın kiri. Zekatını veriyor zengin, o kiri fakire veriyor. Kendi malının kirini temizliyor. Yani adam Müslüman, helal kazanmak yoluna dalmış, hayal kazanıyor. Dini kuralları biliyor, ona göre hareket ediyor ama insandır. İnsan beşer, durmaz şaşar, eyler hata, üçer beşer. Unutarak veya bilmeyerek o servetinin içerisine haramlar karışırsa, zekatını verince onlardan malı temizleniyor. Yoksa malın hepsi zaten haram, zekat bundan verilmez, zaten zekat bunu da temizlemez. Bilmeyerek, farkında olmayarak, iyi niyetle çalışırken bir şeyler karışmışsa onu temizler. İşte Hazreti Ömer böyle söylemiş, Efendimiz de hediye gululdur demiş. Ama kendilerine bir şey geldiği zaman, bir şey ikram edildiği zaman zekat mı, hediye mi diye sorarlarmış. Fenkı ile sadaka, eğer bu zekattır denilirse ona, ya Resulallah, gâle li ashabihi kulû ve lem ye'kül ve innel hediyete kulla, evet. Buyurun, size afiyet olsun, ben yemem. Bize hediye, sadaka, zekat haramdır. Biz yemeyiz. Siz buyurun yiyin, buyururlarmış. Evet. Yok, hediye derlerse bismillah der, haydi afiyet olsun der.
yerlermiş. Evet. Öyleyse peygamber hediye kabul ediyor. O da devlet reisidir. Peygamber ama aynı zamanda devlet reisidir. Hazreti Ömer de deve hediye kabul etmiş ama sonra da yasak demiş. Evet, şimdi bunları bizim müştehidimiz, imamımız, imamlarımız halledecek. İmam-ı Azam Hanefilerin, İmam Şafii, Muhammed bin İdris Rahimeullah Şafiilerin, İmam Malik bin Enes Malikilerin, Ahmed bin Hanbel Hanbelilerin imamı. Bunlar bu olayları çözecekler, bir fetva verecekler. Deriz ki, diyor Gümüşhaneli Hazretleri, kabulül hediye lil enbiya, peygamberlerin hediye kabul etmesi sünnetün azime, muazzam bir sünnettir. Peygamberlere benzemiş, helal kazanıyor, helal yiyor. Peygamber Efendimizin sünnetlerini kendisine rehber edinmiş. Salih kişilere de muazzam bir sünnettir hediye kabul etmek. Ve emrün meşru min babiddin, hem de meşru bir emirdir. Meşru bir emirdir. Dini emirlerdendir. Ama idarecilere hediye vermek böyle değil. İdarecilere hediye vermek, idarecinin mal çalması, sirkat, hırsızlık anlamına gelir. Bizzat hainliktir. Evet, halka zulmetmektir. Hakimlerin, fasık kişilerin, haram helal aramayan takımından olan kişilerin hediye alması, evet, bilirse hediye alması haramdır. Onu alamaz. Ama akraba arasında hediyeleşmek sünnettir. Eş dost arasında memur değil, hakim değil, hediyeleşmek sünnettir, muazzam sünnettir. Kalplerin birbirine ısınmasına sebep olur. Bu konuda daha başka hadisler okuyacağız. Fakat hakimse, memursa evvelce hediyeleşmek, hediye almıyor, almadığı kişiden hediye verilirse, evvelce hediye vermemiş, vermiyor, tanımıyor memuru, kadıyı, hakimi. Bir adam gelmiş hediye vermiş, haramdır, hainliktir, hıyanettir. Hakim de insandır. Kardeşi var, amcası var, dayısı var, yeğenleri var. Bunlar birbirine gidip gelecek, akrabasıyla ziyaret etmek sevaptır. Normal birbirlerine hediyeleşiyorlar, hakim de olsa, memur da olsa, normal zamanda. Ha, bunlar hediye alabilir. Ama adam akraba değil, yakın değil, evvelce böyle hediyeleşmişliği bir kimse değil, bir hediye veriyor hakime. Nevabında bir şey var, yarın işim düşecek. Aynı Hazreti Ömer'e dediği gibi, devenin diyor etini diyor ayırdın ya kemiğinden diyor, öyle bizi ayır diyor, hatırlatıyor sana, deve hediye ettin diye. Ama böyle olursa hainliktir, haramdır. Evet, haramdır diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinden sonra başka Cabir bin Abdullah'tan nakledilmiş, Allah ondan razı olsun. Yine aynı mealde el hediyetu ilel imam, imama gulul, imam sadece bu değil. Yani devlet adamları da imamdır. Biz ondan peşine takılıyoruz. Bakanımız diyoruz, müsteşarımız diyoruz, genel müdürümüz diyoruz, cumhurbaşkanımız diyoruz. Önderimiz o. Komutan, arkasına savaşıyoruz. İmamdır, öne geçendir. Onlar da öne geçiyorlar. Bu da, buradaki hoca da imam. Neden önümüze geçti? Bizim sorumluluğumuz üstlendi. Bizim namazlarımız garanti. Belgemiz var. Ama o şimdi yanlış kıldırdıysa hepimizin hesabını verecek. Düzgün kıldıysa ama hepimiz kadar sevap alacak. Biz bir tane alacağız, o hepimiz kadar sevap alacak. Böyle bir yerdir imamlık. Yani insanların önderi olan kimselere hediye hululdür. Evet. En büyük devlet başkanı, onun gibiler, memurları, onun vekilleri, emrinde çalışanlar, memurlar hepsi
hıyanettir, hululdür, hırsızlık anlamına gelir. Buhari'de Kâne Enes la yaruttu tıyb. Evet, Enes güzel olan şeyi kokuyu reddetmezdi. Zannedilir ki Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yaruttu tıyb. Felinnehu mulazim limnacatil melaike. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kokuyu reddetmezdi diye onun için kokuyu reddetmiyordu. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünüyordu. Neden? Çünkü her an Cebrail gelebilir. Öbür melekler de gelebilir. Meleklerle alışverişi var. Ayet getiriyor, bir şey şunu söylüyor, bunu yapıyor. Meleklere kötü kokmamak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koku çalıyordu. Evet, bu nedenle müminler de şimdi namaz kıldık. Cami 3 saf, 4 saf. Hayır, cami tıklım tıklım dolu. Boş yerleri melekler doldurdu. Koku sürünmemiz lazım. Pis kokmamamız lazım. Meleklerle bizim de alışverişimiz var. Namaz kılıyoruz, arkamızda cami boş değil, dolu. Ondan dolayı soğan sarımsak yiyen camimize yaklaşmasın buyuruyor Peygamberimiz. O melek, hem insanlar hem de o melekler rahatsız olur. Cami boş olsa da melekler geldiği için, yani kimse gelmiyor diye bazı imamlar gibi ezan okumuyor, cami açmıyor. Öğlelerini anlatıyor size. Niye açmadın camiyi? Kimse gelmiyor ki. Sen maaş alıyorsun, ezan okuyacaksın, camiyi açacaksın. Bu maaş onun karşılığı. Kimse gelmiyor değil. Ezan oku, sen geç mihrabına namazını kıl. O camiyi melekler tıklım tıklım dolduruyor. Evet, kimse gelmiyor cami açmayan imamlara söylüyorum tabii. Aldıkları para haram olur. Sen camiye açacaksın, ezan okuyacaksın, namaz kıldıracaksın. Gelen olsun olmasın. Gelen oluyor. Melekler geliyor. İnsanlar gelmesi bile. Evet, burayı böyle açıklıyorum. Camiye gelince melekler, boş değil cami. Melekler var. Onun için camiye soğan sarımsak yere gelinmez. Pis kokularla gelinmez. Ama ben şuyum, koku halinde gel. Güzel kokulu gel. Güzel kokulu gel. Melekleri rahatsız etmemek için müminlere yan yana durduk. Müminleri rahatsız etmemek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de meleklerle beraber hep bulunduğu için koku sürünürdü. Koku sürünmek Peygamberimizin güzel sünnetlerindendir. Evet, onun hasaisindendir. Evet, yalnız ona mahsus bir şey değil, ümmetine de bu. Evet, yani ona mahsus bir şeye uydu değil, ümmetine de sünnet olduğu için Hazreti Enes koku sürünürdü. Evet. Tıybun fela yaruddahu. Bir hadis-i şerif. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ebu Hureyre'den, Abdullah ibn Umar'dan, kime bir koku ikram edilirse, sunulursa, fela yaruddahu, o kokuyu reddetmesin. Fe inne hafiful nihmel. Evet. Yükü ağırdır. Teşekkür ederim dedim, ödersin. Teşekkür ederim dedim kokuyu sürene, ödersin. Cezakallahu hayır. Allah seni hayırlarla mükafatlandırsın dedin mi, ödersin. Bir sözle gereğini yaparsın. Onun için kokuyu, sesi, yükü ağır az olduğu için reddetmeyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka şeyler de var. Onları gene söyleyeceğiz. Gene Tirmizi'de Abdullah ibn Ömer'den selasetun la turaddu. Üç şey vardır reddolunmaz. El vesait. Şimdi eve gittik. Buyurun buyurun buyurun. Hemen getirdi, minder koydu altına. Veya
şu koltuğu buyurun dedi. Yok yok istemez demeyin. Yastık ikramı reddolunmaz. Peygamberin sözü bu. Eve geldi buyurun şuraya. Olmaz falan. Otur işte otur. Reddolunmaz. Sünnetten bu. Ve dühni keza güzel koku ikram ettiler size. Reddolunmaz. Etmeyeceksiniz. Peygamber söylüyor. Ve leven süt verdiler. Reddetmeyin diyor sütü. Bismillah diye için. Bunlar reddolunmaz. Zemzem de reddolunmaz. Buyurun dedi mi? Sağ ol. Ya iç. İç mübarek adam. Evet. Yastık. İkram edilen bir koltuk. Minder reddolunmaz. Güzel koku reddolunmaz. Süt reddolunmaz. Burada yok ama başka hadiste var. Zemzem reddolunmaz. Evet. Bu hadis-i şerifi Tayalisi Abdullah ibn Abbas'tan naklediliyor. El hediyetü tezhebu bis sem'i vel kalb. Hediyeden söz ediyoruz. Hediye insanın kulağını sağır eder, kalbini kör eder. Öyle diyor Peygamberimiz. İşitme gider diyor. İşitmeyi giderir. Yani hediyeyi kabul ettiniz mi? Hediye eden adama karşı sen de bir muhabbet doğar. Muhabbet sebebiyle sanki onun ağzından çıkan işe yaramaz şeyle duymaz olursun. Sevdiğin adamın eksiğini görmez insan. Sevgi gözü kör eder. Ondan duyduğun kötü lafları da duymazsın. Gözün kör olur, kulağın sağır olur. Öyle diyor Peygamber. Hediye böyledir işte. Kulağı sağır eder, gözü kör eder, kalbindeki kinleri atar. Bazı adamın yamukluklarını görmezsin. Hediye böyle yapar. Ayıplarını görmezsin. Eksiklerini görmezsin. Çünkü insan böyle yaratılmıştır. Birisine bir ihsanda bulunursan, karşılıksız, ihsan bu demek. Karşılıksız bir şey verirsen, adamın gönlü ona ısınır. Kadıya niye, hakime, memura niye hediye vermiyor? İnsan böyle yaratılmıştır. Bir şey verdin mi ona? Para hediyesi olsun, elbise hediyesi olsun veya başka bir hediye olsun, adamın gönlü ona ısınır. Gönlü ısınan da gözü kör olur, kulağı sağır olur dedi Efendimiz ya. Adam hüküm verirken doğru karar veremez. Gerçeği göremez. Onun için haram onlara vermek. Memurlara, kadınlara vermek onun için haram. Sırf tabii bu maksatlar için verilmişse. Her zaman veriliyor, onlar verilebilir. Akrabası, arkadaşı hediyeleşiyorlar. Mahkeme gelsin gelmesin, daireye gelsin gelmesin. Akrabalık sebebiyle, hemşerilik sebebiyle, arkadaşlık sebebiyle hediyeleşiyorlar. Bunlar olabilir. Ama adamın ne hemşerisi, ne şunu, ne bunu hiçbir şey değil. Durup dururken hediye veriyor. Bir şey var, işi düşecek. Benim işimi o deve hikayesi olduğu gibi. Evet, kadıya bu sebeple haramdır kabul etmesi hediyenin. Taberani İsmet İbnül Malik'ten. Evet, el hediyetü ta'uru aynul hakim. Aynul hakim de var, aynul halim de var. Hediye hakimin veya bir insanın gözünü kör eder. Kör eder. Görmez olur. Evet, hep ona hoşuna gider, taraflarını bakar. Eksiklerini görmez. Hediye alan adam, hediye verenin eksiğini bulmaz. Onun için kızmaz. Hoşuna gider. İyi taraflarını görür. Evet. Artık onun aleyhinde konuşamaz. Zem edemez. Ayıplarını söyleyemez. Hediye aldı çünkü. Kalbi ısındı ona. Evet. O nedenle gözü kör oldu. Yani hakikaten gözü görmez değil. Ayıplarını görmez. Doğruyu da göremez olur. Doğruyu da göremez olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz doğmadan evvel babası vefat etti.
yetim doğdu. 6 yaşındayken annesi vefat etti. Ondan sonra dedesinin yanında kaldı. Derken o da vefat etti. Ebu Talip dediği amcasının yanında büyüdü. Derken 25 yaşında tertemiz bir hayat, ki bunu burada söyledik. Dinsizler bile söylüyor. Muhammed'in hayatında hiç bilinmeyen nokta yok. Hiçbir kara leke yok diyor bunu. Voltaire'in söylediğini size söyledim. Dinsizler de kabul ediyor. Hiç leke yok. O öyle çirkin bir toplum içinde pırıl pırıl, çünkü Allah onu koruyor. 25 yaşında ticaret yapmışlar. Hazreti Hacı Hanım'ın sermaye, Hacı Hanım'ızdan çalışmak, peygamberimizden şirketi mutaharebe derler bunu. Kar ortak. Sonra onunla evlenmişler. Çoluk çocuk sahibi olmuşlar. 40 yaşına gelince Hira Nur Dağı'nda peygamber olarak görevlendirilmişler. Ondan sonra Hazreti Hatice ilk inanan olmuş. Hazreti Ali çocuklardan ilk inanan yetişkin erkekler, Hazreti Ebu Bekir yetişkin erkeklerden birer ikişer çoğalmışlar. Kur'an-ı Kerim'de yakın akrabanı ve enzir aşiretekel akrabin, akrabanı topla Habibim, onlara da mümin olun, müşrikliği putu tapmayı bırakın diye onlara da tebliğatta bulun. Daha başka ayetler de var. Ayetin nazil olunca Peygamberimiz büyük bir ziyafet vermiş. Akrabayı taallukatını toplamış. Kadın erkek hepsi oradalar. Güzel bir ziyafet vermiş. Ondan sonra Allah'a hamd ettikten sonra demiş ki ben Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildim. Puta tapmak yok. Allah bir, ben de onun elçisiyim. Dayılarım, amcalarım, halalarım, teyzelerim, evet, akrabayı taallukatım diye ziyafetten sonra bunu söyleyince Ebu Leheb kalkmış, nasipsiz adam, yuh sana be demiş. Bunun için mi çağırdın bizi? Demişler ya çok ayıp ettin be. Demiş Ebu Talip. Ebu Talip'in bu nedenle şeysi azabı hafif. Yani mümin olduğuna dair bir kayıt yok. Ama peygamber bu iyiliğinden dolayı en hafif azaplı adam diyorlar. Bunlar mütala, her şeyi gerçeği Allah biliyor. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe, bunu duymadıkça, görmedikçe mümin diyemiyoruz. Her neyse, çıkmış ona demiş, sen ne biçim akrabasın, amcasın lan demiş. Evet, aynen şöyle. Ya avar, kör herif. Mente ve haza. Sen kim, bu kim? Bu senin yeğenin. Böyle söylenir mi? Kör herif demiş Ebu Leheb'e. Evet. O çıkışından sonra ortalık karışmış. Çekmiş gitmiş Ebu Leheb. O sözü orada avar, kör demek. Kör, gözü kör herif, görmüyorsun. Muhammed ne güzel adam, güzel genç, bizim akrabamız. Hiç olmazsa akrabalık gayretiyle böyle davranmasaydın, inanmayacaksan bile niye böyle söylüyorsun diye, çıkışıyorsun diye, peygamberimize niye hakaret ettin yemekte diye kızmış. Yani gözü görmez, doğruyu da görmez, göremez anlamına. Bu hadisi Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. El hediyetü rızkü minallah. Tayyibün. Hediye Allah'tan bir rızıktır. Hem de tayyibün. Temizdir. Helaldir. Evet. Haram değildir. Allah'ın lütfudur. Feize uhdiye ila ahadüküm. Sizden birinize hediye verildiği zaman fel yakbelhe, onu kabul etsin. Efendimizin sözü bu. Vel yu'ti hayran minha, hediyeyi kabul ettikten sonra daha iyisini ona cevap versin, karşılık versin. Hediye karşılıklı insanın sevgisini artırır ya. Adam mesela bir hediye verdin, ısındın.
sen çok daha güzelini ver, o daha çok ısınsın sana. Aranız iyice bal gibi tatlı olsun. Sen de onu, ondan daha iyisini ver diyor. Hediye alınır, daha iyisi verilir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız Ayşe radıyallahu anha validemizden Buhari hadisi. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakbalül hediye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul ederdi. Ve yusibü bi aleyha, karşılığında verirdi. Karşında verirdi. Yani daha üstünün bir hediye ile karşılık verirdi ona. Karşılık verirdi. Evet. Bazı malikiler, maliki mezhebinin bazı alimleri hediyeye karşılık vermek mecburidir demişler. Demişler. Evet. Şimdi fakir bir adam hediye verebilir. Fakir bir adam hediye verebilir. Kazancından. Zengin bir adam hediye verebilir. Hediye. Verilen adam fakir olması şart değil. Zengin bir adama hediye verebilir. Seviyor, vermiş. Şimdi zengin adamın hani daha iyisini verin buyuruyor ya Peygamberimiz. Altta kalmaması lazım. Daha güzel bir şey vermesi lazım o fakire. Yani böyle Müslümanlar arasında kaynaşma olsun. Evet, ama zengin bir adam fakire hediye vermiş. Adama şimdi fakir adam zenginin hediyesini daha üstünü verecek dersen adam zora düşer. Ha, bu o durumlar gözetilerek Efendimizin hadisini öyle anlamalıdır. İmkanın varsa daha güzelini ver, daha iyisini ver anlamını göz önüne getirmek lazım. Evet, bu hadisi Abdullah ibn Amr ibn As'tan. El hediyetü rızkın min rızkillah. Hediye Allah'ın rızıklarından bir rızıktır. Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Femen kabilehe feinneme yakbaluha min Allah. Hediyeyi kabul eden Allah'tan gelen rızkı kabul etmiş olur. Allah'tan bir nimet geldiğine göre Allah'a şükretmesi lazım. Allah'ın nimet olduğuna göre bu hediyeyi gönderen Allah'tır. Adamın gönlünü böyle bana kaynattı, gönderdi. Vasıta veren adam ama gönderen Allah'tır deyip Allah'a teşekkür etmesi lazım. Ve men yaruttuha fe inneme yaruttu alallah. Kim hediyeyi kabul etmezse Allah'ın nimetini kabul etmemiş olur. İyi değil. Hediyeyi kabul etmedi mi? Tabii kadı değilse, memur değilse, normal ilişkileri olan akrabayı, talukat, arkadaş, dost, hemşeri, böyle tanışık olanlar kabul etmesi Allah'ın nimetini kabul etmesidir. Reddetmesi Allah'ın nimetini reddetmek anlamına gelir. Çok kötüdür. İyi değildir. Nimeti küfran, nankörlük etmektir. Buhari'de Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme evet bir et getirildi. Ve sordu. Nedir bu? Sadaka dendi. Berire Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisi iş görüyor. Ona iş gitmeyeceğim ben demiş. Peygamber serbestsin demiş. Köleymiş. Serbest bırakmış. Ben gitmeyeceğim demiş. Size hizmet edeceğim demiş. Berire kadın demiş ona verin. Berire'yi vermişler. Ondan sonra Berire de yemek yapmış, kebap yapmış verilen eti. Peygamberi çağırmış. O da gitmiş. Ayşe annemiz demiş ki, bir dakika demiş, ya Resulallah, bu sadaka. Demiş, bu ona sadaka. O sadaka zekat onun. Onun oldu, onun malı oldu. Biz ona bizi çağır demedik. Sonra bizi davet etti. Kendi malından bizi davet ediyor. Onun için ona sadaka, bize demiş hediye. Berire'nin hediyesi. Evet. Böyle şeyler bilmek insanın işine yarıyor. Şimdi efendim ben 1980 ihtilalinde Fransa'dan gittim şeye, hacca. Oradan arkadaşlar var.
Evet, bir tane İsveçli, Kürt Osman derdik buna, güzel adamdı. Ben dedi, hocamın odasında kalacağım. Zannediyor ki hoca konfor olsun diye tek odada yatıyor. Halbuki sabaha kadar gelen giden oluyor, soru soran oluyor. Onun için özel oda verdiler bana. Buyur dedim, gel. Bir de Gazi Üniversitesi'nden bir profesör, gel dedim, sen de kal. Tak tak, şöyle oldu, güle güle. Tak tak, sabaha kadar tak tak, tövbe dedi, bir daha gelmem. Neyse, bu İsveçli Osman öldüyse Allah rahmet eylesin, güzel arkadaştı. Biz ona Kürt Osman diye takılırdık. Şimdi bizi de seviyor, biz de onu sevdik. Ben de rahatsızlandım. Gündüz ibadet ediyoruz, gece tak 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 uyku yok. Yatağa düştük biz, üşütmüşüz filan. Bizim memlekette üşüttüğün zaman kekik yağı sürerler böyle kaşlarına, kulaklarının arkasına filan, yakar o. İçirirler ve üşütme geçer. Bir gün geldi, ben yatıp dururum. Kapıdan geldi, şişeyi çıkardı. Elleriyle güzel böyle alnıma sürdü, kulaklarının arkasına sürdü böyle. Dedim, hani yakmadı ya bu? Niye yaksın dedi. Bu dedim, kekik yağı değil mi? Yok dedi, bu koku. Ben de ihramlıyım. Ceza yedik. Hem de Kur'an haccında. Çift. Çift ceza. Yani ihramlıyken unutmak, bilmemek affedilmiyor. Benim hiç iradem yok orada. Geldi bana sürdü. Ben de onu şey zannediyorum. Kekik yağı zannediyorum. Hani üşütme gitsin diye. Meğer koku sürmüş bana. Dedim, bizi mahvettin dedim, iki tane kurban keseceğiz. Neyse şakalaştık, dedim kime verelim, orada çalışanlar var. Kimin durumu kötü dedim, işte şu borçlu filan, eyvallah. Ona biz kestik kurbanı, etini verdik onlara. Aradan 4-5 gün geçti, hocam dediler davet var. Nereden? İşte Türk işçilerinden. Gitti davet, hayır davete icabet gerekiyor. Gitmemek olur mu? Gittik biz de, oh güzelce yedik. Ne kadar da lezzetli olmuş filan. Hocam dediler, bu senin etin. Evet. Evet. Problem yok. Biz onlara verdik. Bizi çağırın demedik. Artık onların mülkü oldu o. Ondan sonra beni çağırmışlar, ne bileyim ben. Ondan mı tatlı oldu bilmiyorum yani. Tadını hala unutamıyorum. Evet öyle demiş peygamberimiz. Sadaka onundu, zekat onaydı. Onun mülkü oldu, bizi çağırdı ya Ayşe demiş. Ona sadaka, bize hediye demiş. Basmış kaşığı, yemiş, Bismillah demiş, yemiş. Evet, aradaki şeyi böylece anlatmış. Evet, Berire radıyallahu anha, validemiz. Evet. Ebu Abdurrahman, Ebu Hureyre'den. Evet, şimdi hediye konusunda demek ki hediyeleşmek şey, kalpleri birbirine ısındırır. Gidiş gelişlerde hediyesiz gitmemek lazım, sünnet. Hediye aldığımız zaman da imkanımız varsa daha güzeliyle mukabele etmek lazım. Bu da Peygamberimizin sünneti. Normal olarak memur olsak bile, hakim olsak bile, eş, dost, akraba, hemşeri, arkadaş, bunlar birbirlerine hediyeleşiyorlar. Bunların hediye alması problem değil. Ama hiç hemşeri değil, tanıdık değil, akraba değil, gelmiş bir memura hediye vermeye kalkıyor. Hem de yüklü bir hediye. Aa, yok, haram. Belli ki işi düşerse bir şey yaptıracak. Hazreti Ömer ondan sonra demiş, böyle asla demiş, memurla hediye alamaz. Evet, bu hediye konusunda sizlere bu hadisleri şey etmiş olduk. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, el-vitru hakkun ala kulli muslimin. Vitir namazı her Müslümana haktır. Evet. Gene Ebu Davud, Ahmed ibn Hanbel, Büreydi Hazretlerinden, Hakim Müstedrek'inde keza, el-vitru hakkun femen lem yutir feleyse minna. Vitir namazı kılmak haktır. Kim vitir namazı kılmazsa bizden değildir. Feleyse minna.
Vitir namazı önemli. Bizden değildir. Yani vitir namazını kılmayan bizim yolumuza uymamıştır. Yoksa gavurdur manasına değil. Gavurdur manasına değil. Bizim yaptığımızı yapmamıştır. Yolumuzdan gitmemiştir anlamına. Bizden değildir. Ama tabii o kelime ağır kullanıldığı için demek ki vitir namazı öyle sıradan bir namaz değil. Önemli. Önemli. Onu ifade ediyor. Evet. İmam Şafii'ye göre İmam Şafii rahimehullah'a göre şeydir, sünnettir. Ebu Hanife'ye göre rahimehullah'a göre vaciptir. Diyor ki velikullin viche huve müvelliha festebikul hayrat. Kur'an-ı Kerim'de herkesin bir gidişi var. Siz hayırlarda yarışın. Allah'ın emri bu. Herkesin bir gidişi var. İmam Şafii'nin bir gidişi var. Ebu Hanife'nin bir gidişi var. İmam Malik'in, Ahmed'in, Muhammed'in bir gidişi var. Siz hayırlarda yarışın. Ayet-i Celle bu. Onun için biz onlar hepsi başımızın tacı. Onları asla hor göremeyiz. Birbirini hor göremezler. Dışlayamazlar hepsi. Bu dört mezhep hak mezheplerdir. Herkesin bir gidişi var. Ona göre dayanakları var. Ve men şa'a evtera bi hamsin. Efendimizin hadisi böyle. İster isteyen beş. Ha, ve men şa'a evtera bi seb'in. İsteyen yedi rekat vitir kılsın. Hocam dur ya, üçü kılamıyoruz biz. Ben hadisi okuyorum. Bana elçiye zeval yok. İsteyen yedi rekat vitir kılsın. Ve men şa'a evtera bi hamsin. İsteyen beş rekat vitir kılsın. Ve men şa'a evtera bi selaz. Ha şöyle. İsteyen üç rekat kılsın. Biz işte o üçü almışız. İmam-ı Azam üçü almış. Ama yedi rekat da, beş rekat da olabilirmiş, görüyorsunuz. Üç kılmak, İmam-ı Azam fetva vermiş, vacip. Evet, dört mezhebe göre üç. Dört mezhebe göre üç kılınır. Bazıları iki kılıyor, bir de ilave eden, o bize göre olmaz. Tekbir getirdin mi, iki rekat oturtursan kalkacaksın, tek rekat ilave edeceksin. Akşam namazı gibi üç. İşte şeyi okuduktan sonra Fatiha Zam-ı Sure'yi el kaldırıp tekbir getirip kunut duasını okuyacaksın. Vacip bunlar. Bizde öyle kılınır. Evet, bazıları mesela Mekke'de, Medine'de tek rekatı ayrı kılıyorlar. Biz orada olduğumuz zaman onlara uyuyorduk. Neden? Şimdi herkes namaza kalkıyor. Sen böyle oturdun mu çikin oluyor yani. İyi olmuyor. Kılıyordum ben, yeniden kılıyordum ama bize göre geçerli olmadığı için sırf orada bir muhalefet olmasın diye katılıyordum, sonra tekrar kendim vitri kılıyordum. Evet, böyle tek rekat olmaz Hanefi mezhebinde, onu arz etmek istiyorum. Evet, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, Abdullah bin Ömer'den, Ahmed'in Muhammed Tober'de, Abdullah bin Babas'tan el vitri rekat min ahiril leyl, gecenin sonunda bir rekat diye var. Şimdi mezhep farklarını, dayanaklarını size söyleyeceğiz. Neden? Yo, Kur'an bir, öyle diyor. Mesela bir komutan bana, orgeneral, Kur'an bir, peygamber bir, kıble bir. Ne ya bunlar dedi, böyle bir sürü dedi. Evet, bugünkü şeylerde de var. Yargıtay'da kaç daire var? Mesela boşanmayla ilgili Medeni Kanun hükmü aynı. Ama şu daire şöyle karar veriyor, şu daire böyle karar verebiliyor. Aynı bunlar da böyledir. Yani hukukta bu iyidir. Hukukun gelişmesine sebep olur. İslam'da da var yani. Hepsi de hak mezhep. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Hepsi hak mezhep. Evet. Onların delili bu işte. Bir rekat. Hani tek ayrı kılıyor ya. Onların hadisi şimdi okuduğum. İmam-ı Azam diyor ki bu hadis hükmü kaldırıldı diyor. Nesk oldu. Bize göre öyle. Tek rekat vitir olmaz. Bu hadis kaldırıldı. Okuduğum hadis kaldırıldı diyor. Evet. Femen gulibe
فَلْيُومِ اِيمَاً Kimin uykusu varsa, çok yorgunsa, çok zayıf durumdaysa, iman kılsın, ima etsin. Evet, bu da vitrin vacip olmadığını, sünnet olduğunu ifade eden bir ifade. Bak saklamıyor Gümüşhaneli Hazretleri. Hanefi'nin aleyhine delil diye saklamıyor. Biliyorsunuz farz namazların 12 farzı var. 6'sı dışında, 6'sı içinde. İçinde olanlardan kıyam, kıraat, değil mi? İftidar tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kadiye, teşebbüt, mikrar okumak, değil mi? Kıyamsız farz olmaz. Kıyamsız farz olmaz. Şimdi geçen gün ben bir camiye gittim. Aman ya Rabbi, caminin dörtte biri sandalye. Olmaz arkadaşlar. Allah'la kurasına İslam'da kimse girmez. Ben de kimsenin arasına girmiyorum, peygamber de girmedi. Ama bir gerçeği söylemem lazım. Eskiden sakat adam yok muydu? Bacağı ağrıyan, beli ağrıyan adam yok muydu? Ben hiç çocukluğumda hiç böyle sandalye mandalye görmüyordum. Ne oldu bu millete? Hepsi sakat mı oldu yani? Camilerin arka sırasında 200 lira kanepe var ya. Evet, akşama kadar tazı gibi dolaşıyor çarşıyı adam. Ben yaşım 80'de geliyor, kıçını atıyor sandalyenin üstüne. Olmaz arkadaşlar. Herkes kendinden sorumlu. Ama ben de bunu söylemek zorundayım. Kıyam namazın farzıdır. Namazın olmazsa olmaz. Rükün derler buna. Kıyam yok, namaz yok. Secdeyi seviyesen de olmaz. Kıyam yok, namaz yok. Dinimiz la yukellifullahu nefsen illa vis'aha. Gücü yetmeyene Allah teklifte bulunmaz ayeti var. Ha, adam ayakta duramıyor. Aciz. Aciz diyorum, bak kelimeyi koruyorum. Aciz. Çaresiz. Ayakta duramıyor adam. Ha, o zaman o farz ondan düşer. Yaşı 80 diye düşmez. Ben 80'liyim, 90'lık ne düşmez. Aciz, sakat adamlar düşer o farz. Sen sakat mısın? Caminin dörtte biri sakat olur mu arkadaş ya? Ben şimdi şu yaştayım. Ben 17 yaşındaki delikanlı gibi oturup kalkabilir miyim? Tabii oturup kalkan katır kutur dizim falan yapacak. Zorlanacağım. Zorlanacaksın. Ama farzda gene böyle zorlanıyorum diye, zor geliyor diye ayakta durmayı terk edemezsiniz. Namazınız yoktur. Bütün fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz. Sen kim oluyorsun? Ben kimse değilim. İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum. Onlarınkini size aktarıyorum arkadaş. Ben senin namazın kabul olmamasından madalya alacak değilim. Kabul olmasından madalya alacağım, tarif edersem. Ama size hatırlatıyorum. Aciz kimselerin hakkıdır o. Oturarak sandalyede namaz kılmak. Ayakta duramıyor herif. Aciz, çaresiz. Farz namazı mutlaka ayakta kılmak lazım. Zorlansan bile. Ha şimdi işte bu neden Şafii'nin imamı vitir namazını isteyen ima ile, yorgunsa ima ile kılsın dedi ya. Ha, onun için sünnettir diyor İmam Şafii. Onun için sünnettir diyor. Evet, İmam Şafii'ye delil. Evet. Evet, ama ne dedi burada? İmam Azam bunalıyor. Vitir her Müslümana haktır, kılmayan bizden değildir dedi. Bayram namazı nedir bizde? Vaciptir. Şafilerde de sünnettir. Aynı sebepten dolayı. Neden biz vacip diyoruz? Sünnetlerin terkinden tehdit olmaz. Tehdit ediyor peygamber. Bizden değildir diyor bak. Kim kurban kesmezse diyor bizim camimize uğramasın diyor. Tehdit ediyor ya. Halbuki sünnet kılmayana böyle bir tehdit yok. Ondan İmam-ı Azam vacip diyor. Kurban kesmek vacip. Bayram namazı kılmak vacip. İşte vitir namazı vacip. Bizden değildir dedi. İmam Şafii bunu delil alıyor. O bunu delil alıyor. Mezhep arasında kavga yok arkadaş. Koalisyon da yok. Hanginizin peşine giderseniz temelli ondan geçeceksiniz. Temelli ondan.
Öyle kendi kafanıza göre birbirlerine koalisyon yok. Şimdi onu da yapıyorlar da onun için arz ediyorum. Evet efendim. Bu hadisi Ebu Davud, Darimi, Nesai, İbn-i Hibban ve birçokları Ebu Eyyub el-Ensari'den nakletmişler. Eyüp semtinde camisinin orada gömülü. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizi nail eylesin. El-Vitru ala farizat, aleyye farizatun. Vitir namazı bana farzdır diyor Peygamberimiz. El-Vitru aleyye farizatun. Vitir namazı bana farzdır. Ve huve leküm tatavvu. O size farz değildir. Sünnettir. Vel-Adha aleyye farizatun. Evet, kurban bana farzdır. Ve huve leküm tatavvu. Sizin için sünnettir. Evet. Peygamberimiz öyle söylüyor. Bu kurban ve bayram namazıları İslam'ın şeriatindendir. Bayram namazı kılmak o memleketin Müslüman olduğu, o memleketin bağımsızsa İslam olduğunun alametlerindendir. Terk edilmez. Onun için herkes bir yerde kılar, topluca kılar, tekbirler getirilir. İslam'ın şeysidir, alametidir. Evet, İmam Şafii sünnet diyor. Sünnet-i Mekke'de diyor. Evet, İmam Malik'ten de böyle vacip veya sünnet diye iki kavil var. Ebu Hanife Hazretleri kurban bayramı namazı yelzemu limusiril mukim, misafir olmayan zengin olan kimseye gerekir, vaciptir demiş. Evet. İmam Ahmed bin Hanbel terk etmek haramdır demiş. Onu söylemiş. İmam-ı Azam Hazretlerinin hadisi, dayandığı hadis şudur. Diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri, Peygamberimiz şu hadisine binaen: "Men vecede si'aten felem yudahhi fela yakrabanne musallana." İmkan varken, zenginken kurban kesmeyen adam bizim camimize uğramasın. Bu tehditten dolayı kurban kesmek vaciptir diyor. Kurban bayramı da vaciptir. Evet. Vel guslü yevmül cuma. Evet, vitir bana farz. Kurban kesmek bana farz, size değil. Ondan sonra vel guslü yevmül cuma, yevmül cuma, cuma günü gusletmek aleyye farizah, bana farz. Ve leküm tatavvu, size sünnet. Evet. Şimdi Hazreti Ömer hutbe okuyor. Hazreti Osman geç kalmış. Hutbe okurken bir bakmış kapıda Osman. Hutbe okurken cuma günü boy abdesti alarak camiye erken gitmek lazım. Erken giden adam deve kurban etmiş gibi sevap alıyor. İkinci grupta gelen adam sığır kesmiş gibi. Üçüncü grupta gelen adam üçüncüye kalmış, koç kurban etmiş gibi. Dördüncüye artık koçtan kurban olmaz, tavuk sadaka etmiş gibi. Sonra gelen yumurta sadaka etmiş gibi. Böyle erken gitmek bu kadar önemli. Ayrıca caminin kapısında melekler ilk gelen, ikinci gelen, üç gelen diye yazıyorlar. Hutbe okundu mu defterler kapı diyorlar, hutbe dinliyorlar. Cuma günü camileri insanlar doldurmasa bile melekler var. İnsanlar olsa da var, olmasa da var. Oraya kaydediyorlar erken geleni. Efendimiz de şöyle buyuruyor: "Men yutesele yevmel cuma sümme raha." Kim cuma günü gusül, cünüplükten kurtulma guslü gibi tertemiz gıcır gıcır yıkanmış, gusletmiş, sonra yola düşmüş, kimseyle dedikodu yapmamış, hanımınla kavga etmemiş, atışmamış, yolda kimsenin dedikodusuna katılmamış, şeytan gönderir çünkü, muazzam şeyi kazanacak, elinden almak için dedikodu yapmamış, camiye gelmiş, bismillah sol ayağına içeri, sağ ayağına içeri girmiş, camide hiç konuşmamış, hadiste bu var. "Men ihtesele yevmel cum'a sümme râha ve ansata." İstema ve ansata.
hatta yafruval hatibu gufre lehu ma beynehu ve beyne cumatil uhra ve ziyatü selasetü eyyam. Gıcır gıcır yıkanmış, temiz elbiselerini giymiş, kimseyle tartışmamış, erkenden camiye gidiyor. Camiye sağ ayağında Bismillah diyerek giriyor. Girerken konuşuyorlar. Ondan diyorum sağ ayağında Bismillah diyerek girerek. Camiye giriyorsun. Orada sohbet ediyor camiye girerken. Akılsız adam. Böyle hiç konuşmadan Bismillah diyerek girecek içeriye. Sağ ayağına girecek. Çıkarken sol ayağına. Girerken sağ ayağına. Camide hiç konuşmayacak. Camide konuşmak sevapları yakar kül eder diyor hadis-i şerifte. Hutbe okunurken hiç amin demeyecek. Karışmayacak. Namaz kılmayacak. Hatta konuşana sus dese o da kaybeder diyor. Hutbe okumak farz. Cumanın farzı. Hutbeyi dinlemek de farz. Hutbeyi dinlemek de farz. Öğle namazı 4 rekat, 2 rekat farz, 2 rekatı hutbe diyorlar. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Hiç kimseye sus demeyeceksin, susacaksın. İçinden amin, dışarıdan amin demeyeceksin. Ezan okunduğu zaman iç ezanda katılmayacaksın. La ilahe illallah diye katılıyor herkes. Katılmayacaksın. Hanefilere söylüyorum. Katılırsanız kaybediyorsunuz. Şimdi söyleyeceğim mükafatı alamıyorsunuz. Cumanız geçersiz demiyorum. Ama şimdi söyleyecek mükafat muazzam. Bu cuma ile böyle cuma kılan adam, bu cuma ile bundan evvelki cuma arası 3 günde fazlası günahları silinir. Gufre lehu silinir. Büyük mü küçük mü kaydı yok. İnşallah büyük günahlar da silinir. Onun için namazdaymış gibi böyle sükut edeceksin. Konuşmayacaksın. Sen konuşacaksın hocam, ben hadis okuyorum. Arkadaş. Ben hadis okuyorum. Malayani laflar etmek, cevaplar yok eder. Hutbede o dinlenir. O zaman ben de hadis okuyamam. Kur'an da okuyamam. Namaz da kılamam. Onu dinleyeceğiz. Böyle. Şimdi vel kusli yevmel cuma aleyye fariza. Cuma günü bana gusletmek bana farz. Ve huve leküm tatavvu, size sünnet. Evet. Şimdi Ömer'den bahsediyorum. İşte cumaya erken gideceksin, gusül ederek gideceksin. Görmüş kapıda Osman'ı radıyallahu anh'ı. Nasıl Osman? Demiş. Geç kaldın ya, niye geç kaldın? İşte işim vardı filan kapıda. Ancak abdest alıp yetişebildim. Vay demiş, gusül de yok demek. Abdestle mi geldin? Bir de hem geç geldin hem de abdestle gelmişsin. Bir gürlemiş Ömer. Ömer'in şakası yok arkadaş. Yani öbür tarafta da gusül ederek gelin, erken gelin. Yoksa Ömer gürler size. Azarını işitirsiniz. Ömer bu. Şeytanın bile korkup kaçtığı adam. Tabii böyle gelirseniz 10 günlük günahlarınız silinir. Böyle her cumaya güzel gelen adam günahlarını sıfırlayabilir arkadaş. Sıfırlayabilir. Öyle. Bana farz, size tatavu. Sünnet-i Mekke'de. Evet. Abdullah İbn Abbas'tan. Bu hadis de ondan. Son hadis okuyorum. El-vahdetu hayrun min celisi su. Yalnız olmak, halvet, kötü arkadaşla oturmaktan iyidir. Yanına oturmuşsun, duydun mu? Bizim komşu başlıyor dedikoduya. Evet. Camide olursa zaten cevapları götürüyor da, dışarıda olsa bile kötü adam yanına koyun, duydun mu? Dedikoduya başlıyor. Falan filan. Kötü şeylerden bahsediyor. Kötü oturuş, kötü oturma arkadaşından yalnız oturmak iyidir. Evet. Yalnız oturmak bu dedikodudan, günahlardan kurtulmaktır. Ve celisü sü yübdi sü, kötü oturan arkadaş sana kötülüğün yolunu açar, onu gösterir.
Nefsül emmare de bisü, nefsi emmare de kötülüğü açar sana. Evet, sen ona meyledersen, mesela dedikodu yapıyor herif. Sahi mi? Dinlerse o da dedikodu yapmış olur. Günaha ortaktır. Şimdi cenaze vukuunda askeriliyor, şehit oluyor. Bağrı acılı. Kadın bağırıyor. Neden öldün? Neden falan? Yırtıyor üstünü başını. Sen de oradasın. Bacım, kardeş, sus. Böyle yapma. Demek zorundasın. Demedin mi? Sen de lanetlisin, o da lanetli. Ölünün arkasından üstünü başını yırta yırta sesli ağlamak lanet sebebidir. Hem de ölene azap sebebidir. Sen de eğer müdahale etmezsen sen de lanetlisin. Durmadı, çekip gideceksin yanından. Evet, dinin hükmü mü arkadaş? Ben daraltmıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini size arz ediyorum. İslam'da lanetler kitabım var. Bir vakıf bastırıyor onları. Orada kaynaklarını gösterebiliriz. Hepsi var dipnot olarak. Orada araştırabilirsiniz. Evet, cenazede bağıra çağrı ağlanmaz. Çağrısı susturulur. Hele akrabasıysan, babasıysan, amcası sus diyeceksin. Kadın böyle bağırdı. Kocasıysan sus diyeceksin. Susmadı, ağzını kapatacaksın. Kolundan tutup atacaksın dışarıya. Evet, dinde böyle. Ama sen elin karısının ağzına elin koyamazsın. Kolundan tutup atamazsın. Bacım, kardeş, yapma, etme. Dinlemedi, çekip oradan gideceksin. Yoksa sen de melunsun. Ortaksın. Dedikodu yapıyorlar, dinliyorsun. Ortaksın, sen de dedikodu yapıyorsun. Bana ne değil, dinin emri bu. Gıybet ediyorsun sen de yani. Günaha ortaksın, onu söylemek istiyoruz. Kötü arkadaşla işte oturmak böyle, kötülüğü seni alet eder. Onun için yalnız kalmak, kötü arkadaşla oturmak iyidir. Bilmezsin, böyle olur. Ona meyledersen ortak olursun suçuna. Evet, Malik bin Dinar var. Evliya Allah'ın büyüklerinden. Evet, bu zat, muhterem zat, rahimeullah, çok kere şeylerde mezbelelik, hani süprüntü yerlerinde köpekler bir şey yemek için dolaşırlar ya, öyle yerlerde köpeklerin arasında otururmuş. Köpekler çöpleri karıştırırken o da yanlarında oturulmuş. Demişler, ne oluyor hoca? Şöyle demiş, hüm hayrun min celisisi. Köpekler kötü oturduğum arkadaştan çok çok iyidir. Onlarla konuşmuyoruz. Köpek ama şimdi kötü konuşma halinde ben ortak yapacak. Bu hiç olmazsa bu onlar yapmadığı için böyle şey bana. Bu köpeklerle oturup kalmak kötü arkadaştan iyidir demiş. Vel celisü salih hayrun minel vahde. Ama güzel arkadaş, temiz arkadaş, ağzından küfür çıkmıyor, dedikodu çıkmıyor. Böyle güzel insanla oturmak yalnız oturmaktan daha iyidir. Ganimettir, kârdır. Öyleyse sen arkadaş tek oturmaya bak. Çünkü bu devrin insanı hemen geldi mi bizi bile alet ediyor. İlkin güzel soru soruyor, sonra başlıyor başka şeylere, bizi de arkasından sürüklüyor. Evet, ondan dolayı büyük alimler hep tepenin başlarına gitmişler. Türbeler tepenin başında, medrese tepenin başında, milletin arası karışırsak alet oluruz diye. Sebep budur. Evet. İyilerle buluşamıyorsan o zaman o kenara çekil arkadaş. Fakat iyilerle de biz hocalar iyiler bu iyi bulamadık diye hep köşede duramayız. Görevimizi yapmak için mutlaka halkın içine karışmak zorundayız. Görevimizi yapmak kadar durarız, çekiliriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife oğlu Hammad'a demiş, hep de milletin arası girme, sen de dedikoducu olursun. Ama tamamen de eve kapanma, Allah'ın emirlerini onlara duyuramazsın, sen hocasın demiş. Tebligat yapacaksın. Allah'ın emirlerini söylemek zorundasın demiş. Evet.
Demek ki iyi arkadaş bulamazsan yalnız oturmak iyi. Evet. Salihler bulursan salihlerle beraber otur kalk. Salihlerin adının oturduğu yere, adının anıldığı yere, meclise bereket yağar, rahmet yağar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi vardır. Evet. İbn-i Ebi Şeybe ravileri sahih Hazreti Ömer'den huzu hazzakum minel uzle ve ma ahsene kavluhu Cüneyd mükâbetetül uzle eyser min müdaratil kulata diyor ki yalnız kalmaya gayret edin. Nasibinizi yalnız kalmaktan alın. Hadistir bu da. Cüneyd öyle söylüyor. Yalnız kalmaya bak. Dedikoduya karışmamak için kahveler dedikodu yeri. Şimdi kağıt oynuyor, tavla oynuyor. Pis domuzun karnına kafanı sokmak gibidir. Eğer parasını oynamazsan oyun. Hadis var böyle, Buhari hadisi. Sen de oturun seyrediyorsun. Ortaksın arkadaş. Oynamıyor muyum? Dedik ya dedikoduyu dinleyen adam ortaktır. Dinin kuralı bu arkadaş. Ben sana söylüyorum. Oraya gidip de böyle yapmayan kaç kişi? Size duyuruyorum. Hep kağıt oynuyorlar. Sen de dinliyorsun. Yanına masanın başına ortaksın. Kenarda otur. Yani birisini göreceğim ama dikkat edeceksin. Onu söylemek istiyoruz. En güzeli öyle yerlere uzak durmak. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri büyük evliyaullah'tan efendim yalnız kalmanın sıkıntıları var tabii. İnsan ünsten geliyor. Başkasıyla konuşmadı mı çatlar yahu. İnsan konuşma için yaratılmış. Böyle sıkıntılar varsa da diyor karışık oturup da bir dakika konuyu değiştirelim filan deyip durmaktan iyidir diyor. Çünkü hani kötülüğe başladın mı susalım değiştirelim konu demekten iyidir. Çünkü kızarlar niye ya amma da ham sofusun ha filan diye ben de size duyuruyorum. Evet. İmam Gazali de diyor ki halktan uzak dur. Çünkü seni ibadetten alıkoyarlar. Evet. Evet. Bir adamın birisi varmış büyük evliya Allah'tan birisine birisi varmış. Yahu yalnız başına yahu sen duruyorsun konuşmak istemiş. Allah de demiş adama. Allah dedi. Allah de sözünü bile söylememiş. Bu diline hakim ol demiş. Oradan Allah kelimesini ona telkin etmiş. Evet demiş dedim ki diyor adam varan adam yalnız başına mı oturuyorsun sen geldin Allah'la beraberdim yalnız kaldım demiş. Benim hocam da Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize odasında oturuyor tabii tefekkür ediyor kendine göre zikri var bir tane sivri akıllı kendini çok akıllı bilen birisi varmış. Vah vah demiş. Yalnız mı oturup durun ya koca odada? Şimdi yalnız kaldım demiş. Allah'la olan irtibatını kesip ona hoş geldin diyecek çünkü. Şimdi yalnız kaldım. Allah'la beraberdim. Evet büyük adamların işte burada da yazılıyor öyle. Kötülüklere karışmak varsa aman kenara dur. Evet şimdi bu iş o kadar önemli. Ona göre hareketlerimizi ayarlamalıyız. Ayarlamalıyız. Ve imla'ul hayr hayrun mine's sükût. Şu sol tarafımızdaki melek şerleri yazıyor. Sağ tarafımızdaki melek hayırları yazıyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır yazdırmak hayrun mine's sükût. Sükût etmekten iyidir. Güzel konuşuyorsan, güzel iş işliyorsan bu yazsın, hayır yazsın.
armut böyle bir tut demiş, bülbül gibi susmaktan iyidir. Hayır istemek, hayır yazdırmak iyidir. Güzel peygamber diyor ki, Es-sükûtu hayrun minen imlâ-işşer. Ama yaptığın iş kötü. Konuştuğun şey kötü. Bunu da şer yazacak. Günahları bu yazacak. Solumuzdaki melek. Kötü yazdırmaktansa susmak iyidir. İyi yazdırmak susmaktan iyidir. Kötü yazdırmaktansa susmak iyidir. Buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakim Müstedrek'inde Ebu Zer Gıfari Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Efendim önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Miraç Kandili var. Miraç Kandilini oruçlu karşılarsanız, oruçlu uğurlarsanız iyi olur. Tabii mümkünse. Peygamberimiz öyle söylüyor. Ben diyor oruçlu karşılamak severim diyor. Amelimin mübarek gecelerde ibadet halinde arz edilmesini. Çoluğunuzu çocuğunuzu camiye götürün. Toplu halde namazlar kılsınlar. Böyle peygamberimizin Miraç olayını etrafımıza duyuralım. Cenab-ı Hak bizi sağ salim iman İslam üzere o mübarek gece yetişmeyi nasip etsin.